Merhaba akşamlar. Logo günlük grafik. Logo biliyorsunuz yani geçen haftalarda 200 gün ortalamasının üstünde bir destek bulduk. Oradan bir tepki verdi. Bakın e, kırılımlarını yaptı. 50 gün gibi önemli bir ortalamayı da kırdı ama çok biraz e, şey yaptı yani bu üç günlük geri çekilme özel son 3 geri çekilme çok tedirgin edici oldu logoda. Burada biraz aşıldı 23 üstleri. Yani varsa stop patlatmıştır 23 sene dayalı bir stopu. Onu söyleyeyim. <laughs> Dünkü kapanış nerede? 35.96 üstsel 36.23 çok büyük bir fark yok ama hani doğrudan tam üstsele stop bağlayan varsa piyasada işte onlar biraz hafif etkilenmiştir bu işten tabi negatif anlamda tekrar ortalamanın üstüne attığını görüyoruz yani bir trend olacak mı tabi dönüşecek mi bir trende onu göreceğiz eğer dönüşürse şöyle bir trend çizgisi Ortalamanın altına sarktığı için artık bundan bu saatten sonra böyle bir trend çizgisi takip edilebilir. Bu trend çizgisine göre eğer buradan e, yukarı toparlayıp bir hamle yapacaksa 41 liranın üstünde bir kapanış ararız. Yani 41 lira geçiliyorsa yukarı doğru doğru trend devam ediyor e, demektir. Tabii 42 lira da burada şu şey onun yani önemli bir direnç alanı. Orası çünkü geçilirse 45 lira civarı var. Artık orası da geçilirse 48'e 49'a uzayan bir Alan var aşağıda e, majör destek Tabii şunu söyleyeyim Hani hep anlatıyorum 50'nin üstüne çıktınız 50 artık bir stop noktasıdır en kısa vadeci için veya 20'yi alırsınız en alta yani 36 lira e, yani çok böyle e, uzun vadeci de varsa yani ya da sabırlı olan varsa burada 33 civarları önemli bir alan logoda yani altına tekrar giriyorsa 33'ün o biraz daha tehlikeli olabilir. Orada 200 gün kırılıyor çünkü. 33 yaktığı zaman. Daha bugüne kadar kıramadı. 200 günün altında bir kapanış vermedi logo. Onu söyleyeyim. İlk defa öyle bir şey olur. O yüzden major anlamda söylüyorum. 33 civarı dikkate alınmalı. Hani 33 kırılmadıktan sonra bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Hani burada bakın gördüğünüz gibi şu siyahi bakın. Bu siyah olan hareketli olarak uzun vade yükselen trendini çiziyor. Logonun. O siyah olan da 200 gün basit ortalama bugüne kadar da pek kıramadığı bir alan. Onun için e, o önemi oraya atfediyorum. Haliyle sadece ben değil şu grafiği kim açsa baksa muhtemelen öyle söyler. Yani 200 e, pek çok insanın dikkatini çeker diye düşünüyorum. Bugünkü alım çok e, istekli bir alım olmamış. Yani ben e, çok ciddi alınacak bir durum yok. Ama en azından tabii 1.72 pozitif kapatması da bir şey onu da söyleyeyim. Yani burada e, tabi de kontrol ettim ben. Yani dün e, galiba 100 senetlerini gezerken dikkatimi çekti. Şu 3 mumun düşüşünde hacmin düşmesi en azından olumluydu. E, bugün de o, o olumlu tarafını göstermiş oldu aslına bakarsanız. 50 RSI e, hala iyi kötü ümit var diyor kısa vade. 50 RSI bize. Yani e, kendi ortalamasının altına inmemiş. E, bir denge alanıdır 50. E, en azından ayıya doğru da geçmemiş. E, bu yani çok kısa vadeciler için bir ederi olan bir şey. E, Makti pozitif olarak devam etmeye çalışıyor da o da sağa yayılıyor. Yani o 3 günlük biraz sert çekildi çünkü 3 gün boyunca. O biraz göstergeleri olumsuz yönde açıkçası etkilemiş ama daha tam negatif bir e, durumda oluşmamış göstergelerde. Özel bir mu formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.